Makyajını tamamlayan Neslihan Hanım hemen ardından makyajını da yapıyor. Geriye kırmızı halı için kıyafet seçmek kalıyor. Modelimize bir güzel kıyafet bulmamız lazım. Saçları çok güzel oldu ve sade ve şık olması lazım. Evet. Bunlar süper olur. Ve takı almayalım. Ve ayakkabılarını alalım. Bunlar ve pembe alalım. Ve şimdilik mankenimizin saçları bitti ve makyajı bitti. Ve şu an kıyafetlerini seçtik ve kırmızı halıya hazırlamaya gidiyoruz. Ve rakiplerimizi susturacağım. 3, 2, 1. Modelde hiçbir şey yoktu ki. Geldiği hali daha iyiydi. Kendini savunması, egosunu tatmin etti. Başka bir şey bulmuyorum. Ama ben değişim yaptım. Ama ben değişim görmedim. Evet, geldik bugünün final aşamasına. Bildiğiniz gibi bugün haftanın tek kadın yarışmacısı Neslihan Hanım'la birlikteydik. Kendisi oldukça genç biri. Belki de senin kadar genç biri daha önceden yarışmamıştı, onu düşündüm. 22 yaşındasın. Evet. Ve tam 9 yıldır bu mesleğin içindesin. Evet. Neden bu mesleği seçtin? Neden bu mesleği seçtim? Bizim orada kilise olduğumuz için orada ya okuyacaksın ya evde oturacaksın evlenip. Ya da kuaförlük mesleğini seçeceksin ve bir de kuaförlük mesleğini seçmek istedim. Annem de kuaför olduğu için, erkek kardeşlerim de kuaför. Aile mesleği. Aile yani. Mesleği. Direkt aile mesleğinde ben de kuaför olmayı tercih ettim. İyi ki de kuaförlük tercih ettim. Aslında sen 9 yıldır bu işi yapıyorsun. 9 yıldan daha önce konuya hakimsin. Evet. Yani aslında çocukluğundan beri muhtemelen. Biz hazırız görmeye Neslihan. Modelimizi yanımıza alalım. 5'ten geriye doğru beş sayalım. 5, 4, kendimce kendim düşünüyorum yani. Ona göre değişim yapmadım diye. İlk başta geldiğimde çok farklıydı ve sonradan bayağı bir değişim oldu. Kesim konusunda, fön konusunda, boya konusunda, makyaj konusunda. Değiştirdim, kendime güveniyorum bu konuda ben ya. Ben kesinlikle mutlu değilim. Dediğim gibi sadece teşekkür ediyorum. Bir fön çekildi, dip boyam yapıldı. Arkamı henüz daha görmüş değilim. Mutlu değilim. Yani bir mutluluk da beklemiyordum açıkçası saçımın kesiminden sonra. Bir sürpriz olmadı benim için. Öncelikle Neslihan Hanım'ın eline sağlık, emeğine sağlık. Teşekkür ederim. Yani ortada bir şey yok ama bari yani elinize sağlık diyeyim yani. Öncelikle yani ben bir fark görmedim. Modelimizi nasıl hani yolda alıp getirdiysek değişiklik de görmedim. Zaten kendisi de bahsediyor. Kesim deseniz zaten pek fazla bir şey göremiyorum. Ayfer Hanım, dönebilir miyiz arkamıza? Mesela platin istedi modelimiz. İlk en başta, ilk. Bu yapılmadı. Kendisi yani karar verdik, sonradan biz değiştirdik. Açıkçası yani... Işıltığı yapalım dedik. Dedim hani geldiğimizde burada konuştuğumuzda... Dedim hani kendi kendime sürpriz yapar bize dedim. Farklı bir şeyle karşılaştırdın ama yok. Karşılaşamadık. Modelde hiçbir şey yoktu ki. Geldiği hali daha iyiydi. Yani çok kötüydü. Yazık oldu. Şimdi şunu söyleyeyim. Ben Neslihan'dan
daha önceki baş başa kaldığı konuşmalarımızda genç oluşu nedeniyle aileden, kökenden geldiği için çok başarılı bir kuaför olduğunu, olacağını ve çok güzel şeyler yapacağına inanmıştım. Fakat ben ayar kırıklığına uğradım. Bir, uçlar yanıktı zaten. Ayfer Hanım'ı bugün gördüğümüzde saçlar uçlarda röflüler vardı, boya çalışmaları vardı. Yani pek bir değişimi yok ama eleştiriye gelelim. Bayan özellikle Ayfer Hanım modelimiz dedi ki ben Victor Beckham kesimi istiyorum. Platin bir saç veya da Neslihan dedi ki ben platin röfle yapacağım dedi. Tamam. Ben de Neslihan'a bugün, Neslihan'a güvendiğim için dedim ki Neslihan senden bugün çok güzel bir çalışma bekliyorum. Bana söyle rengi, geldiğimde o rengi görmek istiyorum. Ama platin röflenin Victoria Beckham saçıyla bir alakası yok. Yok. Röflelerde renk tonları farklıdır, kesimler farklıdır. Ama bayanın yalnız makyajını ben çok beğendim. Fakat saç, kesim çok kötü, boya renklendirme kötü. Röfleler istediğim gibi bana, ben net konu dedim Neslihan. Ben dedim senden çok güzel şeyler bekliyordum ama Neslihan aslında bu saçı gördüğü zaman hayır bu saç platin röfle olmaz. Çünkü daha önce boya işlemleri yapılmış, röfler yapılmış, kalan saçlar zaten yanıktı. Ama o yanık saçın üzerine o sorumluluğu üzerine aldı. Almaması gerekiyordu bir kuaför olarak. Ben bu saça platin röfle yapmıyorum çünkü bu saç yanık, darbe almış, kırılmış, yanık bir saç. Yanık saça ben platin röfle yapmam. Yani profesyonel bir kuaför bu saça platin röfle yapmaz. Zaten ben platin olmaz. Ben de yaparım. Olmaz. Sevinir miyim pardon lafınızı Ali Bey? Ben yaparım yani. Size gelmiş olsa hanımefendi ben platin istiyorum dese yapmayacak mısınız? İlk önce ben Ali Bey'i de çok iyi bir kuaför olarak düşünüyordum. Şu an aynı fikirde değilim. Nedenine gelince saçımın yanacağını söyledi. Eğer gerçekten sen bir kuaförsen, sen bu işi yapıyorsan o saçı kurtarır. Yakmadan güzel bir model çıkarırdın. Platini de çıkardı, her şey de olurdu bence. Önemli olan işini bilmek. Şöyle, yanık bir saça yaparken çok hassas bir şey vardır. Uçlar özel bir korumaya, oraya değmeyecekse korumaya alınacak. Diğer işlemler yapılır ama riski çok büyük. Çünkü saçın uçları %70 yanık vaziyette. Dipler %100 güçlü, kuvvetli, sağlıklı bir saç. Ama uçlar yanık olduğu için riske edilmeye gerek yapılır yok. Yapılır mı? Yapılmaz. Ali Bey, yapmayı saç çok yanık saç değildi getirdiğimizde burada. Hayır yanıktı, uçlar yanık değil. Öyle çok uçlar %30. Bakın, hayır, hayır. Bir dakika gelir misiniz Ayfer Hanım? Değildi. Bir dakika ben size bir anlatayım. Bilimsel olarak konuşuyorum her zaman. Ve ben o saçı platin saçım, yapardım. Saçım şöyle dönebiliriz. Ben konuşuyorum. Yanıldan elim. Konuş. Şimdi saça baktığımız zaman dipten buraya kadar 15 santim sağlıklı güçlü bir saç. Fakat uçlar daha önceki yapılan boya ve röfle işlemlerinden dolayı buradan sonra yanık ve kırılmalar var. Saçta kuruma var. Saçın içindeki... Ben konuşuyorum. Saçın içinde su kalmamış. Yani bir saçın içinde nem, su yoksa o saça yapılacak olan her işlem saça zarar verir. Saçın bilim olayı budur. Yani röfle yaparsınız buradan şuraya kadar ama buradaki platin saçı yakalarsınız ama uçlarda platin yakalayamazsınız. Ve bu plastik uçlar mısır püskülü gibi olur ve müşteri büyük üzüntüyle sonuçta... İzza Ali Bey'e bir şey sormak istiyorum. Çünkü bu platin saçı ve çok açık rengi kullananların genelde saçları çok yıpranık. Evet. Yani fön çekilmediği sürece günlük hayatlarında bayağı süpürge teli gibi evet. Yani. Bütün. Dolayısıyla aslında dediğiniz gibi yıpranmış bir saça bu kadar ağır işlemler yapıldığında aslında siz o saçı bir kat daha öldürmüş oluyorsunuz. Dolayısıyla bu çok sağlıklı bir şey değil. Değil. Yani o konuda haklısınız gibi yani anlıyorum. Ben bir dakika Ayfer Hanım gelirim size. Şimdi fön güzel çekildiği için fön çekildiği zaman en kötü röfle dahi güzel gösterir. Fakat kesinlikle çok hatalar olduğu için bakın fön güzel çekilmiş dönüyorsunuz. Dediğim gibi eğer biraz şöyle ekrana doğru dönerseniz şu saçımızın uçları bakın bütün arkadaşlarıma söylüyorum. Dipten buraya kadar platin röfle yakalarsınız. Uçları hiçbir kimse işlemlem yapılmaz. Yapılırsa mısır püskülü gibi olur, elastik olur ve saçını bayan saçını yıkadığı zaman hep kopmalar başlayacaktır. Bu da bir kuaföre gitmiş olmanın hiçbir anlamı yok. Anladım. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Ali Bey ben çok profesyonel bir kuaförüm. Eğer benim saçım gerçekten Beckham modeli olsaydı o uçlardaki yanıklar da gidecekti. Evet. Evet Osman Bey değişimi nasıl buluyoruz? Nasıl eleştireceğiz? Yine ben renklere bilimsel açıdan yaklaşmayacağım öyle. Görünen çünkü ortada. Ha, olmamış demiyorum. Günlük kullanımdaki bir saç yine olmuş.
Uçlarda balyaj röfle değil, röfle dipten gelir, çizgi seviye olur. Balyaj şeklinde. Getirdiğimizde modelimizde uçlarında sarılar vardı, yanık kısımlar vardı, doğru. Ama onlar kesildi. Sadece ön ve uzun yerlerde kaldı yanık yerler. Pakete alındığı zaman jilet'in saç şu bölgede sarıyı aldık. Ucunda sarımız var. Sarıyı dışarıda bırakabiliriz. Seçmek mümkün olmayabilir diye bir düşünce yok. İnce bir çalışmayla seçilir. Paketin dışında kaldı, çalıştık. Paketi kapattık. Dışarıda kalan kısım, bu kısım jilet'ine yaklaştığı zaman, tam dengelediğimiz zaman ucundaki rengi tekrar içeriye alırız. Buradaki eş değere geldiği zaman paketlerin hepsini tekrar içeri aldığımızda bir 10 dakika beklemeyle bu kısımlar uçlarla aynı rengi yakalayabiliriz. Osman Bey'e katılıyorum. Hepsi sistemli bir çalışmanın sonucuyla elde edilir. Jilet'in saç bugün TV ekranlarında bütün sanatçılarımızın saçları bir gün başka bir gün başka. Müşterimiz hep bunu sorar. Onların saçı niye yanmıyor? Çünkü bilinçli çalışma yapılıyor. Bize geliyorlar, arkadaşlara geliyorlar. Bilinçli çalışma yapıldığı için yanmaz. Onlar değiştirebiliyor. Neden biz değiştiremeyelim? Diğer şu an bilinçsiz bir saç mı bu? Şu an platin yok. O yüzden diyorum ben. Biz ışıltı verdik. Işıltı verdik. Biz platinin yapılamaması konusunu konuştuğumuz için. Nisan, onu şu an yorumluyorum ben. Sizi yorumlamıyorum şu anda. Platin saç yapılır yapılmaz onu konuşuyorum. Zor mu? Zor. Tecrübe gerektiriyor mu? Gerektiriyor. Sizi yargılamıyorum çünkü 25 sene, 9 sene o ayrı bir şey. Bununla hani biz sizle iddialaşmıyoruz. Ama arkada hani hiç kesilmiş bölgemizde saçımızın hiçbir yerinde yanık yok. Çünkü burası kesilmiş, buranın tamamen platin olabilirdi. Önler daha açık, arkalar daha koyu. Aynen. Tekrar alayım ben size. Kesim konusuna da şu üstler biraz kısa olmuş. Tatlı bir kesim olmuş diyeceğim. Ama ben değişim yaptım diyor. Ama ben değişim görmedim. Yorum bile yapmadım zaten. Nisan'ın değişim yarattığını düşünüyorum. Çünkü değişim programına katıldı. Ben değişim yaptım diye tutturdu. Ama yaşı da küçük, bayağı bildiğin çocuksu bir muhabbete girdi burada. Ben Neslihan Hanım'ın değişim yaptığını düşünmesi, kendini savunması, egosunu tatmin ettim. Başka bir şey bulmuyorum. Ben bir değişim görmüyorum açıkçası. Çünkü kesim olmadığını söyledim. Hüzünle karşıladım. Ben arkadaşımızdan beklediğim saç çok farklıydı. Hakikaten çok farklıydı. Niye değişik bir saç istedim? Bu işi Türkiye'de bayanların da yaptığını gösterseydi keşke. 9 sene boyunca bu işi yaparken keşke, bu işi ailesiyle yapıyor, keşke daha çok bir şeyler verselerdi. Bu çünkü tecrübeyle olan bir şey. Arkadaşlarımızın söylediğini toparladığımız zaman tecrübe ortaya çıkıyor. Deneyimle olacak şeyler. Şimdi arkadaşımızın deneyimi, tecrübesi fazla olmadığı için Osman Bey özetledi zaten. Uçlarını açıkta bırakırız, dip tarafını platine çekeriz. Hiçbir sıkıntı da olmaz. Hanımefendi de zaten ne istediğini bilen birisiydi. Kuaför deneyimi olan bir insan. Onun için de ben bunu bu şekilde istiyorum dedi. Netti. Çok da güzel şey çıkabilirdi. Ama ben zaten kesim yapılan bir saçta dalgalı fön çekiyorsa bitti benim için. Modelin tepkisi bile aynı yöndeydi. Ki sadece kuaföre gidiyor, parayla saçını yaptırıyor. Sen bir tasarımcı olarak böyle bir yarışmaya çıkmak için cesaret ediyorsun. Ama model kadar pratik düşünemiyorsun. Böyle bir şey var mı? Olmaz. Yanlış bir şey. Çünkü sen bir sanatçı olarak çıkıyorsun. Ben bu işin duayeniyim kardeşim. Bu işi ben yaparım. Benden iyi kimse yapamaz. Hepimiz bunu söylüyoruz çünkü. Bu yarışmaya geldiysek 5 kişinin içinde en iyisi benim diyoruz. Bunun ötesi yok. Olmaz böyle. Peki arkadaşlar, biz anladık yorumlarınızı. Siz daha çok günlük kullanıma uygun olduğunu söylediniz değişimin. Çok büyük bir değişim yok. Sadece bakım yapılmış bir hani kadın görüyoruz dediniz karşımızda. Teşekkür ederiz sizlere. Neslihan da cevabını verdi. Şimdi puanlamaya geçelim. Bildiğiniz gibi günler çok hızlı geçti bu hafta. Sadece bir gün kaldı. Evet. Yarın finali gerçekleştireceğiz. Bakalım Neslihan Hanım yaptığı bu çalışmayla sizden kaç yazı toplayacak? Merakla bekliyoruz. Buyurun. Neslihan, her şeyden önce sana medeni cesaretinden dolayı teşekkür ediyorum. Çünkü 22 yaşındasın. 22 yaşında daha üniversiteden yeni mezun oluyor insanlar. Dolayısıyla iş hayatlarına yeni atılıyorlar. Sen 9 yıldır çalışıyorsun, çabalıyorsun bir şekilde. Buraya katılmış olman da bu hani hakikaten ciddi erkek rakiplerine karşı dik durman da takdir edilecek bir şey. Onlar çok doğru bulmadılar çalışmayı. Son olarak ne söylemek istersin?
Son olarak ben kendim beğendim ama memnun etmek isterdim modelimizi. Yine sonuçta memnun. Son bir kez daha sormak istiyorum. Kaldı mı? İçim çok rahat etsin istiyorum. Ayfer Hanım, memnun olmadığınız tarafları anladık. Memnun olduğunuz bir yer var mı? Şöyle bir şey söyleyeyim. Yani çok teşekkür ederim. Emek verdin. Ama gerçekten çok gençsin. Ben çok kuaföre giden bir insanım. Çok da gerçekten tecrübem var. O yüzden bu kesinlikle bir tarz yarışması için bir saç değil. Renk de değil. Hani üzülmesini de istemiyorum ama gerçek bu. Ama yine de çok teşekkür ederim. Gerçekten çok gençsin. Daha önünde bence çok tecrübe etmen gereken şeyler var. Yılların var. Bunu kötü anlamda demiyorum. Yok. Bir abla olarak kabul et. Gerçekten bu bir tarz değil. Ben memnun olduğum konu makyajı. Makyaj. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ama yalnız şunu da vurgulamak istiyorum. Yardımcınız sizi hiç dinlemedi. Eğer gerçekten dediğim gibi en azından daha düz bir fön olsaydı en azından birazcık önlerden model çıkacaktı, gösterecekti kendini. Bu da bir tecrübe. Sonuçta ekip arkadaşlarına iletişim kurmak da bir tecrübe. Onları doğru yönlendirmek, bir yanlış yapıyorlarsa onlara doğruyu söylemek de bir tecrübe. Dolayısıyla bence gayet de iyi bir yarışma oldu senin için. Yoluna devam et aynı şekilde. Teşekkür ederim. Evet, bakalım Neslihan Hanım rakiplerinden kaç yıldız toplayacak, merakla bekliyoruz. Neslihan Hanım'a yıldızım 2. Neslihan'a yıldızım 2. Çok kötü bir saçtı. Yani şu an yaşım bence bir 30 falan gösteriyordur. Her renk var saçta ama platin yok. İstediğimiz, beklediğimiz renk yok. Kesinlikle ağlayacağım zaten, şu an gözüm harbi oldu. Ağlamayın, ağlamayın. Çünkü ciddi anlamda şu an ağlamamak için zor tutuyorum. Ağlayın. Ya bence siz direkt makası vurun, hepsinden kurtulun. Neslihan'a yıldızım 2. Neslihan'a yıldızım 2. Tüm rakiplerinden ikişer yıldız alan Neslihan Hanım, 8 yıldızla büyük ödülü kazanma şansını kaybediyor. Finale bir gün kala Ali Bey, 11 yıldızla ilk sıradaki yerini korumaya devam ediyor. Evet, bir gününden sonuna geldik. Bildiğiniz gibi yarın büyük finali gerçekleştireceğiz. Rakiplerinden en yüksek puan toplayan haftanın birincisi olacak. Tabii yarışmamız da tüm hızıyla devam edecek. Eğer yarın neler yaşanacak siz de merak ediyorsanız, biz yine aynı saatte Star ekranlarında olacağız. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ya siz stres oldunuz, ben hiç olmadım değil mi ya? Çağlar Bey, yaptırmıyorum. Jila falan da yaptırmıyorum. Şu saçımı bir tane çekin, ben çıkıyorum. Şurada 30 tane boya sıktım şimdi. Burada boyalara hiç mi edeceğiz burada yani? Geldiğim saç nasıldı? Şu anki saç nasıldı? İsterseniz bu yarışma iptal olsun bugün. Üstüme fazla gelme benim. Tamam ben mı? Ben yaptırmıyorum bir şey. O zaman tamam, fönü çektir, çık. Ben yaptırmıyorum. Başlayalım yarışmanıza. Modeli kırmızı alanı görünce şok oldu. Ya niye aldın sen bu modeli? Niye girdin bu yarışmaya? Niye emek vermedin? Tamam, emek vermiş ama senin hiçbir ikna kabiliyetin yok. Bu haftanın birincisi olan yarışmacımız...